Ayakların yerleşeceği noktalar belirlendikten sonra buralara gemi gövdesine benzer sandukalar çatılmış. Bu yapıya günümüzde batardo deniyor. Daha sonra sandukaların içindeki deniz suları, Süleyman devleri gibi güçlü adamlar tarafından tulumbalar ve büyük tulumlarla çekilerek boşaltılmış. Köprü ayaklarının basacağı zemini güçlendirmek amacıyla güzel ve sağlam sütunlardan 2-3 adam boyu kazıklar şahmerdanla temellere çakılmış.